Efendim Bir Gün Spor'dan merhabalar. Ben Onnik Azinyan, değerli takım arkadaşım Sayın Müslüm Gülen hocamla huzurlarınızdayız. Hocam günaydın. Günaydın, merhaba. Yine böyle size böyle gıpte ile bakıyoruz. Öyle yanık tenli bir beyefendi karşımızda, biz beyaz beyler gibi. Efendim herhalde artık bunlar sondur değil bu, mi? Bu genelde öyle zaten, esmer teninden dolayı. Çok öyle de diyelim hocam, bir yılda iki tatil gayet iyi oldu ama aile buluşmasıydı. Evet hocam, çok değerli bir buluşmaydı. Değerli şey tabii, anlam, bunlar anlam katıyor evet. Zaten hocam. Şimdi 2023-24 yılı ilk ve orta öğretim başladı hocam. Bütün çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Efendime söyleyeyim, başarılar dileyelim. Çünkü bu zamanda babalara, annelere de biraz onu diyecektim. Velilere de kuvvet versin. Kuvvet versin. Kuvvet versin. Onlar için yani çok şimdi dün hocam şeydeydim. Bir bu büyük marketlerin olduğu yerlerde çocuğunu eline kapan gelmiş alışverişlere, şunlara, bunlara, kıyafet herhalde bir şeyler yapıyorlar. Yani Allah kuvvet versin bu pahalılıklarda, bu şeylerde. Ve arkasından İtalya'da Avrupa Şampiyonası finali maçı. Portekiz'i 2-1 yendiler. Kim? Down sendromlu özel futsal milli futbol takımı. Takımı canı gönülden kutluyoruz. Hocam bir veterinerini gördüm, size sözü vereceğim. Gözlerim yaşardı. Çok anlamlı buluyorum. Siz çok, çok. Bu farkındalığı yaratmak çok önemli. Tabii bu profesyonel düzeyde bunu düşünmemek lazım. Buradaki o rehabilitasyonla beraber oradaki o oluşum, bir amaç etrafında onları yönlendirmek, o farkındalığı yaratmak tabii çok değerli. Herkesin emeğine sağlık. Çünkü oyuncuların da emeğine sağlık. Hocam bir de çoğu orada çeşit çeşitmiş. Onu biraz inceledim ve orada enteresan bir olay. Tabii ki hepsi futbol oynayamıyor, çoğu yürüyemiyor. Yani güzel bir farkındalık. Ben tabii, skora tabii falan bakmıyorum. Portekizlileri de kutluyorum hocam. Aynen. Orada katılan hepsi için geçerli. Evet, abi. Çok doğru söylüyorsunuz. Gözlerinden öpüyoruz, alınlarından öpüyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Talebelerimize zihin açıklığı versin diyoruz. Ve A milli futbol takımımız. Şimdi güldünüz tabii, haklısınız gülmekle. Geldiğimiz nokta bir yer. Maalesef hocam, Euro 2024 elemelerinde D grubunda 5 maç oynandı. 5. maça çıktık. Ermenistan ile yeni Eskişehir stadında oynandı. Berbat bir zeminde oynandı bana göre, ki oyuncular da aynı şeyleri söylediler hocam. Stefan Kuntz'un öğrencileri bir berabere kaldılar ve hiç ummadıkları. Çünkü son virajdı. Ya şu son virajlara dönemiyoruz ya. Şu son virajı dönse rahatlayacak elin. Çünkü Hırvatistan, Galler gitmeyeceksin. Yani oralara rahat gideceksin. Çünkü buraya şey gelecek. Letonya gelecek. Yani nihayetinde biraz rahatlayıp gideceksin Almanya'ya. Efendime söyleyeyim, Münih stadında Allianz Arena'da 67 bin kişinin önünde topu santraya koyacaklar hocam. Evet. Orada olacaksın. Gönül ister ki Berlin'e kadar yaşa. 17 Haziran, Ağustos'a kadar, Temmuz'a kadar, finallere kadar. Da buyurun hocam. Evet. Şimdi 5 maç dedin. Evet hocam. 5 maçta milli takımın herhangi bir oyun karakterinden ya da sistematik bir kurgusundan ya da öyle bir bütünlüğünden bahsetmemiz mümkün mü? Asla. Mümkün değil. Yani buradaki sorun çok böyle basite indirgemeden konuşmak lazım. Yani bakın, kıyaslama da yapmak istiyorum. Kadın voleybol takımıyla erkek futbol takımını. İkisi de milli takım. Ulusal düzeyde temsil ediyorlar. İki tane yabancı, iki tane farklı ekollerin teknik adamları çalıştırıyoruz. Şimdi oraya baktığın zaman 10 yıllık bir sürenin, Guidetti ile başlayan bir sürenin, İtalyan ekolünün sistematik kurgusuyla beraber bütün oyuncular artık bunu benimsedi. Altyapılarda kadar indi. Federasyon kendisi Ankara'da bunu okul kurarak oradaki o sistematik kurguyu seçmelerle beraber oraya getirdiği, o seçmelerde filtre ederek getirdiği oyuncuları yetiştirip kulüplere vererek bir yapı kuruldu. Yani aşağıdan yukarı doğru gelen bir yapı. Yukarıdan başladım, aşağıdan yukarı doğru gelen bir yapı var. Bu federasyonun organizasyonuyla gerçekleştirdi. Şimdi
futbola geldiğin zaman bizim zaten voleybolda da bütün branşlar için kendimize ait bir ekol ya da sistematik bir kültürümüz yok. Yok. Oyun kültürümüz yok. Ya yani bu farklı araştırılması gereken bir konu. Şimdi futbola geldiğin zaman hangi teknik direktör geliyorsa onun kadarsın. Yani bunun üstüne anlam yüklemenin bir farkı şeyi yok, bir ayrıcalığı yok. Şimdi Fatih Terim geliyor, Fatih Terim kadarsın. Abdullah Avcı geliyor, Abdullah Avcı kadarsın. Ne bileyim Mustafa Denizli geliyor, onun kadarsın. Evet. Lucescu geldi, onun kadarsın. Ne mi? Hiddink geldi. Yani gelen kendi çantasıyla, bavuluyla, bagajıyla geliyor diye. Evet, ama sen de o bagajın içine sığıyorsun. O kadarsın evet, çünkü. Evet. O bagajın dışına çıkamıyorsun. Çıkamıyorsun hocam. Şimdi burada da Kunz geldi. Kunz nereden geldi? Almanya U21. Evet, yetiştirici hocam. Yarışmacıdan geldi. Şimdi yetiştirici yarışmacıdan geldi. Yani profesyonellik yönü yarı yarıya baktığın zaman. Hamit Altıntop sorumluluğu aldı, onu getirdi. Ben onun kendi müdahalesine açık bir pozisyon yaratmak için getirdiğini düşünüyorum. Yani orada benim kontrolümde olsun orası. Ben istediğim şekilde organize edeyim. Kunsu da o yüzden yani bazı teknik direktörler vardı hiçbir şekilde soyunma odasına bile giremez. Böyle dirayetli teknik. Tabii hocam. Prensipli. Tabii hocam. Tabii. Şimdi Kunsu geldi. 5 maçta her maçta bir kaos yaşıyoruz. Galip gelsen de bir kaos yaşıyorsun, mağlup olsan da bile. Çünkü rahat değilsin. Oyunun şeklini anlamıyorsun. Yani maç sana da dönebilir, rakibe de dönebilir. Sürekli bıçak sırtı gidiyor. Evet, öyle devam ediyor. Neden? Çünkü taktiksel bir bütünlüğünüz yok. Yok. Şimdi Ermenistan maçı üzerine gel. Yani bu bütünlüğü üzerinden tartışmak lazım. Şimdi bunu bir kenara koyup farklı bir yola girmeye doğru, gerek yok. Doğru, çıkamazsınız. Çıkamazsınız çünkü işin içinden. Şimdi geliyorsunuz Ermenistan maçına. Hocam, şimdi Onik Bey, oyuncu seçimine bakacaksın. Ermenistan nasıl oynuyor? Ki hocaları çok akıllı bir adam hocam. Çok akıllı. Petrakov. Petrakov, Ukrayna'nın bütün yaş gruplarını çalıştırmış ve A milli takımını da çalıştırmış. Basit bir takım yapmış değil mi? Ama çok akıllı oynuyor. Evet hocam. Şimdi 5'li defans korkusu. 2 tane çok sabit oyuncu. Önde 3 tane oyuncu. Evet. Önden 3'ler geldiği zaman 5-4-1'e dönüyor. 3'ü çıktığı zaman ortadan birinin de çıkmasıyla beraber 4'lü en az 3'lü ya da 4'lü hücum yapıyor. Karşı atağa direkt geçiyorlar. Evet. Direkt hiç organize olmaya gerek yok. Çok 2-3 topla. Çok düzgün şut kullanıyorlar evet. Hocam. Dikkat ettim de yani. Yani 3 pozisyon yakaladılar, birini gol attılar. Şimdi evet. Şuraya geleceğim. Bu rakibe karşı nasıl oynayacaksın? 5'li set savunması yapıyor, önde 2 de. Siz ne yapıyorsunuz? Bir 6, 2 tane 8 ama 2-8 6'ya da yakın aynı zamanda. Yani şey değiller, 10'a yakın değiller. Şimdi bunu... Böyle bir orta sahaya çıktığınız zaman 7 kişilik bir müdafaanın arkasına geçmeniz mümkün değil. Evet. Yakalayamaz. Hele ki Barış Alper'le. Evet. Şimdi geliyorsun, buradaki ihtiyaç nedir? Buradaki ihtiyaç sizin orayı driblingle geçecek oyuncuya ihtiyacınız var. Burada kim var? 2 tane oyuncu var şu anda oynatabileceğiniz. Arda'yı bir kenara koyuyorum sakatlığından dolayı Real Madrid'deki. Abdülkadir Ömür. İrfan Can Kahveci. Sevin, sevmeyin, beğenin, beğenin. Bir de İrfan Can Kahveci şu anda alev aldı hocam. Hayır, alev tabii. Alev yani. Yani netice itibariyle, pozisyon itibariyle bu rakibi arkasına geçecek, birebir eksiltecek oyuncuya ihtiyacı. Bunun dışında kime ihtiyacınız var? Bir de arkaya sürekli koşu yapabilecek bir oyuncuya. Çünkü bu tip takımların ki Kerem'le Barış bunu zaman zaman yaptılar. Galatasaray'dan avantaj olarak kullanıyorlar bunu. Barış'ın deparlarını ya da Cengiz'in deparlarına Kerem özellikle kendi bölgesinden kullanmıyor. Ama bu tamamen doğaçlama Galatasaray'daki alışkanlık. Buraya taşınmış. Kendi öz kültürü değil milli takım. Hayır. Zaten baktığın zaman oyuncuların hepsi kendi takımlarında oynadıkları formatta oynadılar. Hepsi ayrı ayrı oynuyor. Evet. Bir bütünlük içinde değiller. Şimdi böyle bir kaosun içinde çıkmanız mümkün değildir. Ve çıkamadınız. Hocam eksiyiz diyorlar. Ben bu canım buna sıkılıyor. 231 milyon euroluk maddi yani market değeri olan bir takımın ne eksiği olabilir? Karşıdaki 31 milyon euroluk şimdi, bir takım. Sol bek olarak evet eksik diyorsunuz. Bir devşirme stoperden sol bek. Evet. Peki Eren var. Eren Elmalı kaç maç oynattın? Almadın. Almadın. Niye almadın? Abdülkadir Ömür'ü almadın. Enis Destan'ı almadı. Enis Destan gibi santrafor alınmaz evet. Mı? Neyse. Evet. Kazımcan'ı koy sol beke. Evet. Yani neticede elinde oyuncularım var. Evet. Onur keza Beşiktaşlı kadroda evet. Oynatabilirdin. Hocam 3 tane sahabek var biliyor bak musunuz? Bak şimdi Onur Bey. Zeki, Onur, bir de şey Mert Büldür. Evet. Şunu söyleyeceğim. Stoper'in bek oynaması çok tehlikelidir. Çünkü neden? Stoper bek kademesine girmeyi bilmez. Doğru. Stoper toptan önce pozisyon alır. Alır. Siz tabii. De çok iyi biliyorsunuz. Tabii hocam oradaydı.
Çünkü hata yapma. Ama bek topla beraber gelir kademeye. Doğru hocam. Şimdi Cenk ne yaptı? Topla beraber geldi. Bilmediği bir pozisyonu yaradı. Çünkü stoper. Tabii. Iska geçti, gol etti. Top onu sürükledi. Evet. Çünkü bilmiyor orada o pozisyonu. Daha önceden pozisyon almayı biliyordu. Evet. İşte ikisi, ya devşirmenin, yani devşirme futbol, mevki anlamında söylüyorum. Tabii tabii. Devşirme oyuncularındaki sıkıntı bu. Hocam, buralarda hata oluyor. Hocam 35 milyon Benfica transferi, Orkun ayağına top değmedi ya. Yani işte orada da sorun, Orkun'la Hakan aynı oynuyorlar. Aynı topu oynuyorlar, aynı topa gidiyorlar, aynı şeyi yapmak istiyorlar. Şimdi ikisi de aynı model oyuncu. Aynı model oyuncu. Burada 10 numaraya ihtiyacı var. 2 tane aynı oyuncuya ihtiyaç yok. Sorunu çözemezsin burada. Bek bindirmelerine bakıyorsun, sol tarafı kullanamadın. Neden? Stoper çünkü. Yani çıkmadı, stoperi çıkamadı. Çıkamadı. Ama oraya Eren'i aldın, Kazımcan'ı aldığın zaman düşündüğün zaman Kazımcan kullanırsın kadroda, buraları. Tabii. Ben Galatasaray'a da anlamıyorum. Ne işi var sen gittin 8 milyon euro verip sol bek aldın, Kazımcan milli sol bek var elimde. Neyse o tabii tartışılır. Yani şimdi buralarda problem var. Şimdi rakip analizi yapmak zorundasın. Nasıl geliyor rakip? Demin söylediğim gibi 2-3 topla iniyorlar. Sen burayı öne, pas arası yapmak zorundasın. Pas geçişlerini engellemek zorundasın. Son pozisyonu engellemek zorundasın. Şimdi buraları engellemediğin zaman 3 pozisyonda bir tane gol yersen, hele hele deplasmanda bu golü yer, atarlarsa sana, burada büyük bir problem var. Sen çok çok üstünde bir takımsın oran. Hocam ilk yarının istatistiklerine baktım. 6'ya 5 şutlar. Adam 5 tane şut atmış yani. Neyin, orada değilim zaten, topladığı puandan tehlikeli bir takım olduğu belli. Ha sana tehdit miydi? Asla değil. Hayır, hiçbir şekilde. Asla değil. Mümkün değil. Şimdi bunu doğru konuşalım. Çok yetenekli yani, olarak çok kısıtlılar. Tabii hocam. Sistem onları oynatıyor. Tabii sistem oynatıyor. Molde gibi. Bravo, Molde gibi. Aynen. Sistem bravo, onları oynatıyor, bravo, yukarı taşıyor. Mesela bir Zelerian var. O şeye giden, Afrika, Arabistan'a giden, Amerika'dan MLS'ten gelip de o tarafa giden bir Zelerian 10 numara. Spesyan var ortada, evet. 8 numara. Evet. Çok iyi. Çok şey, etkili. Ivo'da, Ivo'da o, evet. Ben mesela Ivo Türk bir tak Türkiye takımlarında o niye almıyorlar, evet. Mesela ben transfer ederim. Ekstra bir şeyde oynuyor. Yani. Bu aklıma gelecek şimdi, nerede oynadı Ivo'nun? Kazan'da. Yani Rusya'da oynuyor. Evet, öyle Kazan, tamam. Kazan, evet, Rubin, evet. Kazan'da oynuyor hocam. Hocam enteresan bir olay var orada ya. Mesela Hakan Çalhanoğlu dışarı çıktı mikrofona. Ve dedi ki Zona, ben çok öfkeliyim dedi. Ben bir sıkıntılar hissediyorum. Yani öfkeliyim. Öfkeliyim. Eskişehir halkına teşekkür ederim. Bahane bulmadan, saha çok kötüydü. Ama ben bize yakışmadı. Efendime söyleyeyim, çok basit hatalar yaptık. Bilmiyorum. Bir takı koydu oraya. Onu neden koydu? Bir şey söylemek istedi orada bence. Vücut diline bakarak. İtalya'dan geliyorum. Kişiselleştirdi. Formdayım ve motive geldim. Elimden geldiğini yapıyorum. Şimdi bu bende bir anlam ifade etti. Siz bir saha adamı olarak, çim kokusu almış bir hoca olarak, sizce bu normal bir çıkış mıydı? Hayır, bu tamamen bir tepki. Değil mi hocam? Tabii. Yani her şeye tepki. Bir kere öfkeliyim de başladım. Sadece oyun değil. Yani her, evet, şeye tepki. Organizasyona tepki. Her şey. Yukarıdan aşağı yani federasyondan başla en aşağıya kadar gel, hepsine bir tepki çünkü ortaya. Çünkü biz yabancı, bizim Türk çocukları yurt dışına gittiklerinde biraz realite konuşmaya öğrendiler artık. Doğru çata çat söylüyorlar. Hakan ama orada doğdu, büyüdü. Tabii. Orada ama, olduğu için. Ama analiz ediyorlar, söylüyor tabii, yani bu değilim diyor. Şimdi Inter'de oynuyorsunuz. Evet hocam. Yani bu başka bir boyut. Tabii hani Inter'in futbolcusu olmak ve artık kendinizi kabullendirmek. Çok formda. Şimdi bakın orada ne var? Bir sistem var. Bunun parçasısın. Görev tanımın belli. Tabii ne hocam. Yapacağım belli. Etrafındaki arkadaşların hepsi aynı senin gibi. Aynı şeyi düşünüyorlar. Kenara baktığın zaman, coaching'e baktığın zaman, teknik direktöre baktığın zaman özgüven. Sorun çözüyor mu? Çözüyor. Tabii. Yani donanım var mı? Var. Var. Bir şeyleri seninle paylaşabiliyor ya da yönlendirebiliyor mu? Yönlendiriyor. Bizdeki en büyük problemlerden biri Kuntz'un coaching'lik yönü çok zayıf. Yani bizim gibi maç seyrediyor kenarda. Yani müdahale etme, değiştirme anlık ya milli takım teknik direktörlüğü çok farklı da takım gibi değil. Takımda sürekli beraber olduğunuz zaman değişkenlikleri, hataları doğru giderebiliriz. Çok milli takımda öyle değil. Tabii. O yüzden tecrübe lazım ama buradaki tecrübe yaşla ilgili değil. Buradaki tecrübe bilgi ve donanımla ilgili tamamen. Çünkü çok kısa zaman berabersiniz. Evet. Kısa zamanda tabii siz taktik çalışırsınız. Yapmalısınız. Taktik tabii çalışmak zorundasınız. Tabii. Hem kendi taktik bütünlüğünüz hem de rakibi analiz ederek çalışmak. Bir de hocam futbolcu kurttur ya.
Çok akıllıdır futbolcu. Tabii ki. Saliselik hesaplar yapıyor. Kenarda zayıfı gördü mü hemen hocam? Hiç şansın yok. Bileti keser hocam. Hiç. Şenol Güneş'in yaşadığı Avrupa şampiyonası. Evet, burada hocam. 1,5 ay kamp yaptı. Aynı Hakan da orada aynı şeyleri düşündü. İlk defa orada söylemediğini burada söyledi. Evet. Çünkü siz teknik direktörün ne olduğunu görüyorsunuz orada. Tabii hocam. Tamam mı? Ve ne olmadığını görüyorsunuz. Çünkü dışarıda başka adam çok önemli bir şey. Tabii. Ve ondan sonra başarılı olamayacağınızı anlıyorsunuz. Bir Ozan ne yaparsanız yapın. Bir de Ozan Kabak çıkışı var hocam. Ben formayı hak ediyorum dedi. Çok doğru söyledi. Ben formdayım dedi. Hoffenheim de çok iyi oynuyor. Hocam oynuyor tabii. Şey gol orada atıyor. İşte Zalai ile beraber ikisi evet. oynuyorlardı evet. Hoffenheim'da. İlk başta Zalai şanssız kendi kalesine bir gol attı. Ozan Kabak gitti gol attı. Ama 2-1 yetmedi. 2-1 yenildiler ilk maçlarında. Yani şimdi orada seyahatlerden gelmiş Meri oynayacağına tırnak içinde hiç süre almamış olan Çağlar oynayacağına oynayan evet. oyuncu oynar. Evet. Ya şimdi sen diyebilirsin ki bana ben bu takıma inandım, bu takımla gelirim, bu takımla giderim. O ayrı bir şey. Ama mil takımda böyle bir lüksün yok. Babanın malı değil burası. Burası toplumun malı. Ya Mert'le şöyle orada da şu var yani Merih'le Çağlar çok uzun yıllardır yan yana oynuyorlar milli takımda. Ne ifade etti? Yani çok uzun yıllardır. Yine yedin golü. Tabii tabii bir şey demiyorum. yani orada mesela maçın son döneminde Ozan'ı alıp üçlüye dönüp daha fazla oyuncuyla hücum organizasyonuna girip 3 tane sağ bek değiştirdi. Oraya kapatır. Evet. Zeki çıkardı, Mert'i aldı. Mert'i aldı. Onur sol bek Onur sakatlandı dedi. Cenk'i şeyi aldı. Cenk'i çıkardı, Onur'u aldı. Evet. Ya bunlar konuşuyor ama kötü. Hocam futbol basit bir şey ya. Futbol artık o kadar basit. Cruyff'un dediği gibi. Yani çok basit oyunlar yani, onu zorlaştıran bizleriz diyor. Yani hocam başka da bir şey. Yani tabii ki siz işin inceliklerine bakarsınız siz bir eğitimci olarak, futbol adamı olarak. Ama biz de dışarıdan seyrettiğimizde bir takım şeyleri rahatlıkla görebiliyoruz. Futbolun cazibesi bu zaten. Ya da göremiyorsunuz işte. Yani ya da göremiyorsunuz. Sonra şimdi yeni bomba daha. Maçı bundan sonra oynanacak olan nerede içeride Letonya ile mi oynuyoruz? Evet. Yok. Hırvatistan'a gidiyoruz. Letonya'yla. Nerede oynuyoruz biliyor musun? Adana Şehir Stadı'nda. Hocam, Adana Demirspor o stadın zemininden elendi. O stadın zemininden elendi. Bak şimdi milli maçları... Halı gibi sahalar var ya. İngiltere genelde Wembley. Wembley'le oynar hocam ya. Tamam. Almanya yine iyi statlara bakar. Yani öyle çok... Hem hocam, seyirci açısından... Hocam Allianz Arena'da oynar. Adam aynen. kalkıp da şimdi... Aynen. Karkış. Şimdi, Leipzig'de oynar mı ya? İstanbul seyircisinin kültürü farklıdır. 3 tane büyük takım burada. Seyirci kültürü çok değişkenli. Bunu Anadolu'daki ile İstanbul'da ayrışması açısından seyirciyi konuşmuyoruz tabii ki burada. O ayrı bir şey. O adam ne yapsın sabah bayrağını almış gitmiş adam tabii, oraya tabii. abi yani. Neticede takımı da motive edecek, takımı da yönlendirecek, takımla beraber hareket edebilecek bir kitleye de ihtiyaç var. Tabii. Yani orada sadece maç seyretmeye gelip hadi beni gururlandırın diyecek bir kitleye değil. Tabii. Yani maça adapte olacak ve 12. Adam olarak müdahale edecek kitleye ihtiyacımız var. Şimdi bu İstanbul'da olur. Bunun dışında o yerlerde oynarsanız onlar tamamen politik tercih Onik Bey. Yani futbolun dışında politik tercih. Hayır, hocam Samsun zemini kötü. Rize zemini kötü. Eskişehir zemini kötü ki futbolcu da söylüyor. Kötü diyor. Top yapamadık diyor. Doğru söylüyorlar. Çünkü alışmışlar bir takım dediğiniz gibi Avrupa'da bir takım halı gibi yerlerde oynamaya. Şimdi burada motivasyon bozukluğu oluyor. Başka bir şey. Çok dikkatimi çekti bu. Eğer bunu Kuntz söylememiş olsa Stefan Kuntz inanmayacağım. U21 milli takımı 23 yıldır uluslararası müsabakaya katılamamış. Abi 23 yıldır U21 en son baktım 2020 ile 23 arası Tolunay orada. Tolunay Kafkas orada. Ondan sonra da Tolunay Kafkas gitti hemen 2 dakikada Ankara gücünü aldı. Yani şimdi hocam bu kral çıplak mı diyelim? Ne diyelim? Buyurun bir sağ adamısınız ya. 23 yıl. Eğer Kuntz bunu söylememiş olsa konuşmayacağım. Şimdi altyapı programı ve altyapı organizasyonu farklıdır. Ben şuna da hep her yerde de söylerim. Altyapı antrenörlük ya da teknik direktörlük belgesiyle performans belgesinin ayrılması lazım. Yani Tolunay Kafkas'ı örnek verdiniz. Orada çalışıyorsunuz evet. ama bir gözünüz yukarıda. Süperlikte. Evet. Ne verebilirsiniz buraya? Şeyiniz yok. Formasyonunuz yok. Davranışlarla ilgili pedagojik anlamda bir eğitim almamışsınız. Yok hocam tabii. Teknik direktörlük olarak yetiştirici bir teknik direktör değilsiniz. Değilsiniz. Yarışmacısınız. Evet hocam. Elinize gelen bütün oyuncuları
yarışmacı olarak görüyorsunuz ve eksikliklerini gidermek yerine skor üzerine hareket ediyorsunuz. Şimdi bu formasyon zarar verir. Sadece şeye değil, U21'e değil, aşağıdan yukarı bütün takım. Çünkü orası yukarıya oyuncu taşıma yeridir o yaş gruplarının hepsi. Ama eksik gelmemesi lazım. Yukarı tamam gelmesi lazım hepsinin. Ve orada bir de kurumsallık söz konusu. Yani ben İngiltere'deki şeye gitmiştim, kursa gittiğimde oradaki antrenörlerin, federasyon antrenörleri onlar 50 yıldır çalışıyorlar Unik Bey aynı yerde. Hocam böyle bu iş. Yetiştirici, belgeleri de orası için. Yetiştirici hoca başka. 50 yıldır orada çalışıyor. Tabii hocam. Yetiştirici hoca başka. Ya, 40 yıldır orada çalışıyor. Emasya da öyle. 70 yaşında şey geldi, teknik direktör geldi. Tabii hocam. Sadece alanı belli. Onları gösterdi gitti. Hocam Japonlar, şimdi salı günü Japonya ile oynuyoruz. Yarın oynuyoruz. Şeyde Belçika'da oynuyoruz. Japonlar biliyorsunuz Almanya'da hoca değil, teknik direktör değiştirdiler. Nagelsmann'ı gönderdiler. Şimdi hocam bir hata olup da şimdi Kuntz'u da göndermesin Japonlar. Yani şimdi federasyon başkanı hayır Japonya ve Hırvatistan maçında başımızda Frist de antrenör değil mi? Alman evet hocam. Şimdi Nagelsmann gelmek durumundaymış. Öyle bir pozisyon var. O da Flix Dortmund gitti. Dortmund milli takımı bakalım. Yani bakalım evet. Ama ilginç şeyler oluyor Almanya'da. Almanya'da sallanıyor hocam. Tabii. Almanya'da sallanıyor. Milli takım bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama 10. aya kadar dayanır mı Kuntz, Sayın Kuntz bilmiyorum. Yani orası artık politika işin içine geliyor. Girdi. Şey değil. Evet. Teknik direktör tabii, futbol tabii, değil. Tabii. Şimdi orası başka bir boyuta geliyor. Kim politik olarak kuvvetliyse o oraya gidecek. Ve hamleler duyuyoruz işte. Hamleler yapılıyor. Cumhurbaşkanı ile görüşmek için saatlerce bekleyen teknik, elini sıkmak için teknik direktörler var. Var hocam. Tabii. Var. Yani neticede var. Artık başka bir boyutuna oraya, bakacağız. Oraya bakılıyor aynen, hocam. Aynen. Evet. Hocam, milli takım daha çok pilav su kaldırır gibi görüyoruz. Yaklaşık 9000 kongre üyesiyle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda hocam kulüp tüzük ve tadil kongresi yaptı Fenerbahçe. Ve çok anlamlı bir karar aldı. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin adını Atatürk olarak değiştirmek için yaklaşık 9000 kişi el kaldırdı. Çok anlamlı, hoş, doğru bir hareket. Nasıl yorumlarsınız bu stratejiyi? Şimdi Mustafa Kemal bu ülkenin kurucu lideri. Tabii. Ve bir takım savaşla beraber, savaş sonrası verdiği mücadeleden sonra, halkıyla beraber bütünleşerek verdiği mücadeleden sonra bir takım devrimler gerçekleştirdi. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup olması gereken o refah düzeyine eriştirdi hocam. Çağdaş bir seviye taşımak taşıdı için hocam. Elinden geleni yaptı ve kendi dönemi içinde de çok başarılı oldu. Buna hayatını da buna adadı ve hiç gözünü kırpmadan da hayatını feda etti. Şimdi böyle bir lideri göz ardı etmek mümkün değil. Burada Atatürkçü olup olmamayı tartışmıyorum. Burada Mustafa Kemal'in bu ülkeye verdiği ve yaptıklarını beyan ediyorum. Doğru. Onu da tartışmıyorum. Sadece beyan ediyorum. Bu çok değerli. Eskişehir maçında yeni Eskişehir Atatürk Stadı olarak adı geçiyor. TRT spikeri yeni Eskişehir Stadı dedi. Hep Eskişehir, yeni Eskişehir Stadı yazıyor. Atatürk yazmıyor. Evet. Netice itibariyle burada bile bazı şeyleri değiştiriyorlar. Yani burada bir duruş sergilemek lazım. Bu duruş sadece bir spor kulübünün değil, toplumun tüm kesimleri içinde bunu. Ben burada Fenerbahçe Kulübü'nü bir sivil toplum kuruluşu olarak görüyorum ve sivil toplum kuruluşu olarak bir hamle yaptığını düşünüyorum. Zaten futbol spor kulübü olarak görmüyorum kesin. Öyle dedi zaten. Biz futbol kulübü değiliz dedi Sayın Ali Koç. Hocam tabii bu çok anlamlı. Bakalım nereye gidecek. Çünkü orada enteresan bir yapılanma varmış. Bir şehirde bir tane Atatürk Stadı ismi olabilirmiş. Böyle bir yasa varmış. Atatürk Stadı var, Olimpiyat Stadı var. Bakalım ne olacak. Bu hamlenin kendisi çok önemli, çok değerli. Evet. Bir de toplum kuruluşu olarak. Tabii bir de Eda Erdem'in heykelini çok değerli. O da çok değerli. Çok değerli. Çok anlamlı. Değerli. Bunlar güzel hamleler. Çok. Yapılması gereken şeyler.
Bu arada da tabii önümüzdeki hafta, yani hafta Cuma'dan Cumartesi itibaren büyük bir trafik başlıyor. 21 günde Fenerbahçe 6 maç ama Galatasaray ve Beşiktaş 7'şer maç oynayacaklar hocam. Öyle böyle değil. Erteleme maçları var. Azı dişi maçlar var hocam. Ayın 17'sinde Antalya ile evinde oynuyor Fenerbahçe. Sonra Norçeland'da evinde oynuyor 21'inde. 17-21. Efendime söyleyeyim 24'ünde Alanya'ya deplasmanına gidiyor. Sıcağı. Oralar daha sıcaktır yani. Sonra geliyor Başakşehir'le oynuyor evinde. Çağdaş Atan'ın yeni Başakşehir'i. Çağdaş Atan da enteresan. Sabahleyin Kayseri'de uyandı Çağdaş Hoca. Akşam Başakşehir'de yattı. Yani, ben Başakşehir'i biraz şey, siyasi depo olarak görüyorum. Yani, futbolcu ve teknik evet, olarak. Evet, evet. Orada tabii, orada tabii. Evet. Rize Spor'a evinde oynuyor 1 Ekim'de. Hocam, sonra deplasmana Tırnava'ya 5 Ekim'de gidiyor. Bayağı bir trafik. Ha, bunlar artık alışacaklar. 3 günde, 4 günde bir maça. Bu Avrupa'ya gidenler ama... Türk takımlarında bir sıkıntı var. Şey değiller, yeni gelen transferler hazır değiller. Buradan hemen Galatasaray'a geçmek istiyorum. Çünkü Sayın Erden Timur'un bir takım açıklamaları var. Biz dedi 149 milyon evroluk bir takım kurduk ve biz bunu 30 milyona kurduk dedi. Bu gerçek değil. Hocam, ben buna inanmıyorum. Şöyle, ama diyor ki açıklamam var diyor. Ben dinledim hepsini, artık yorumunu size bırakacağım tabii. Diyor ki, ben diyor markette boşta futbolcular aldım diyor. Dolayısıyla bu futbolcu diyor tatildeydi, denizdeydi, kız arkadaşıyla geziyordu, çocuklarıyla bilmem neredeydi. Bunu kumsaldan alıp getirdim. Dolayısıyla bunların takıma gelmesi, efendime söyleyeyim, zaman alacak diyor. Tamam, kabul ediyorum bunu. Ama senin önünde Galatasaray. Bak Galatasaray'ın takvimine bak. Şimdi Beşiktaş'a geldiğimizde de aynısı olacak hocam. Yani Galatasaray'ın takvimini okuyayım size. 21 günde 7 maç Galatasaray. Daha ne Zaha'sı hazır, ne efendime söyleyeyim yeni aldığı şeyi hazır. Ziyech. Hakim Ziyech'i hazır. Bayağı bir şey var orada. Mesela Samsun'a 16 Eylül'de evinde oynuyor. Bir de bu saat maçlar 20'ye alındı artık. Yani havalarda dönüyor ya, yavaş yavaş sonbahara geldik yani. Sonra tekrar evinde Kopenhag'la oynuyor hocam. Sonra 23 Eylül'de deplasmana Başakşehir'e gidiyor. 26'sında deplasmana İstanbulspor'a gidiyor. İstanbulspor herhalde erteleme maçıydı o. Evet. Evet, erteleme maçıydı. Sonra Ankara Gücü geliyor. Sonra United'a gidiyor hocam 31'inde. Şey, 3'ünde. Hocam şu trafiğe bak. Sonra geliyor Antalya'ya gidiyor. Yani bunlar kadro ister. Evet. Yani burada ciddi bir rotasyon ve bir de hazırlık kampını yaşamamış oyuncular var çok fazla elinde. Çok riske edilecek bir dönem. O yüzden buradaki rotasyonun çok iyi olması lazım. O 22 kişilik, 21 kişilik, 22 kişilik kadronun burada dönmesi lazım. Şimdi çok önemli. Sizce diyor ki Davinson Sanchez hazır geldi diyor. Ama Ndombele hazır mı? Yani o çok uzun süredir. Yani bilinmiyor tamam. Yani şimdi bunlar. Şimdi tamam. Sonra hocam, benim aklımı almayan bir şey var. Bir teknik adam olarak size şunu sorayım. Berkan Kutlu ya, ne oldu bu çocuğu? Niye gönderdiler abi çocuğu? Niye gitti bu? Yani Galatasaray içindeki, yani Yunus'un gitmesi, Berkan Kutlu'nun gitmesi. Berkan gitti. Okan Yokuşlu'nun peşindesin şimdi. Evet. Yani. Ya, bir de 8+3 kuralıyla ilgili bir sıkıntın da var. Yani burada. Emin Bayram'ı verdin. Evet. Yani burayı iyi yönetmek zorundasın. Aynı zamanda kamp yaşamış ve bütün maçlarda hemen hemen oynamış birinden bahsediyoruz. Yani Berkan öyle ya da böyle bütün maçlarda oynadı. Hocam buraya kadar gelen yani süreçte, Oliveira'yı force etti, arkasında aynen, şey aynen, etti. Aynen. Yani ya bir de şeyi, rotasyon içinde çok kullanabileceğin oyuncuydu. Hocam bir soru size. Teknik direktör sorusu. Siz teknik direktör olduğunuz için soruyorum hocam. Kaan Ayhan yanlış transfer mi yaptı? Ya Kaan Ayhan aslında baktığın zaman 6 numara için yapıldı transfer. Stoper değil. Yani Torreira'yı değişkenlik olarak kullanmak için yapıldı. Force etsin. Evet, evet. Aynen. O yüzden 6 numara oynayabilir. Orada bir problem söz konusu değil. Ama sorun maç ritmine gelememiş olması hala şey. Aynen. Mesela Berkan gelmişti ama Kaan hala oraya gelemedi. Orada bir problem var. Yani o yüzden böyle son 10 dakika, 15 dakika oynuyor. Kaldıramaz. Evet. 90 dakikalık oyunda sıkıntı yaşayabilir ama 6 numara için takımda bulunması gereken bir oyuncu. Bir şey var. Bir sorum Mitchu ile ilgili size hocam. Pendik Alanya maçında 850 kişiyle oynadı.
850 seyirciyle oynadı. Michu'ya 3 milyon verdi. Şimdi bayram değil, seyram değil. Bana biraz açıklayabilir misin? Bunun mantığı var mı hocam? Şimdi Pendik ve Eyüp biraz Galatasaray'la iç içe olan bir takım. Tabii. Biliyorsunuz bir transfer gerçekleşti Eyüp. O zaman 4 milyon euro evet. civarında bir oyuncu aldı. Santrfor. Orada Galatasaray'ın transfer yapması gerekiyordu. Boşaltması gerekiyordu. Çünkü sattığın kadar almak zorundasın. Evet. Yüksek göstermek zorundaydın iyi bir oyuncu almak için. Şimdi buralar, alan boşalttılar. Şimdi şöyle bir tehlike var. Bakın Avrupa'da hiçbir yerde aynı kişi şirket olarak iki takımın sahibi olamaz. Bu rekabet açısından haksız bir rekabete neden olur. Tabii. Ve bunu tespit edildiği zaman da ağır cezalar müeyyide. Ağır cezalar geliyor. Şimdi siz hem Pendik hem Eyüp aynı yapı içinde koordine edildiği zaman ve Galatasaray'la entegre olarak gözüktüğü sempati zaman sempati duyan bir başkan evet, olduğu için burada bir büyük sıkıntı var. Şimdi şaya illa çıkacaktır. Yani şöyle çıkacak. Şeytanın avukatlığını yapalım. Pendik'i Galatasaray tabii birilerinin hakkıyla yenecektir. Ama biz sansasyona devam edeceğiz. İşte Ali niye ıska geçti? Veli niye topu göğsüne alamadı? İlla ki konuşacağız. Bak Türkiye'den bahsediyoruz. Onu. Evet hocam. Yani her şeyin ihtimal içinde gerçekleştirebildiği bir ülkeden bahsediyoruz. Yani çok basit değil bunlar Türkiye. Evet hocam. Tabii tamam, burada çok rahat yapılabilecek şeyler. 3 milyon verip bir oyuncu alıyorsunuz. Tabii bütçeniz ne? Yeni çıkmışsınız, bir ilçe takımısınız. 680 kişi seyretmiş hocam. Tabii. Yani 860 kişi. Tarihsel derinliğiniz ve altyapınız buna hocam, müsait. Hocam 300 tane görevli var. Evet. Yani Luton Town çıkıyor Premier Lig'e ama şehre bir baktığın zaman, kulübe baktığın zaman şapkacılar ha hocam. Evet, ama bu tarihsel derinliği görebiliyorsunuz burada. Şimdi tabii İngiltere ile mukayese kabul edilmez bizim için. Hemen başka bir konuya geçmek istiyorum hocam. Bu Beşiktaş'ın TFF ile başı dertte ne yapacak? Şimdi 24 Ağustos Beşiktaş kulübü 400 bin. Ahmet Nur Çebi 400 bin, Engin Baltacı 400 bin. 31 Ağustos Beşiktaş 400 bin, Emre Kocadağ 400 bin. 7 Ağustos, Eylül Beşiktaş 400 bin, Ahmet Nur Çebi 400 bin. Bunlar 7 tane ceza 3 hafta, yani 3 maçlık periyod içinde 7 ceza. Yaklaşık 2-3 tane daha verseler bir daire parası. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ahmet Nur Çebi başarısız gidilen bir dönemde taraftarı ve kamu camiayı basın toplantısı eleştirse de ikisinin de kendisine karşı olduğunu düşünüyor. Eleştirse de ki çok büyük hataydı. Onları konsolide etmek için TFF üzerinden bir politik uygulamaya çalıştı. Yani TFF'nin Beşiktaş'a karşı olduğunu ve Beşiktaş'ı bir şekilde yıprattığına dair yani başkan olarak orayı yönetmesi gerekirken ki böyle bir kuşa şey olsa diyor. He? Kuşa mı baktı? Evet. Yani neticede bir konsolide etmek için bir hamle yaptı. Evet. Şimdi bu hamlenin arkasında durmaya çalıştı. Çünkü oradan camiayı etrafında kitlemeyi düşünüyordu ki Şenol Güneş'i de işin içine kattı hatırlıyorsunuz. Evet. Gitti Şenol Güneş kendi mesleğinin dışına çıkarak tapşar mı Allah? Yani açıklamada bulundu. Sponsorlarla ilgili bile açıklamalar yaptı. Yani Sayın hiç Güneş. İşi yokken hiç işi yokken. Evet şimdi hocam. Burasını hala devam ettiriyorlar. Şimdi burada bir politika uygulamak lazım. TFF'ye teslim olmak açısından söylemiyorum. Tavır alacaksanız da bu tavrı böyle arkadaki gizli düşüncenin ya da arkadaki gizli politikanın değil gerçekten kendisini olduğu için yapmak zorundasınız. Öbür türlü işte böyle ondan sonra geri adımlar oldu. Bir daha çıktı, bir daha geri adımlar oldu. Burada bir şey çıkmaz. Burada Beşiktaş'a hep zarar verir süreç. Sayın Başkan'ın basın toplantısına gittim. Söylemlerinden fazla vücut diline baktım. Çok takmış evet sosyal medyaya. Biraz tabii ki abarttı biraz öyle orada. Çünkü herkes istediğini söyleyecek. Futbol bu. Yani sen bu iğneli fıçıya girmişsen nihayetinde sonuçlarını da katlanacaksın. Hata yapıyorsan insanlar yapıyorsan sana söyleyecek. Orada bir yanlış varsa söyleyecekler. Tabii sen de onu düzelteceksin. Bunların altında çıkışlar yaparak kendini savunmak tabii. değil. Buradaki gerçekleri yakalamak. Orada zorunda. TFF ile ilgili bir soru yöneltildi hocam. TFF sorusuna dedi ki ben yine bildiğim gibi yapacağım dedi. Bu bir bumerang hocam. Ben de ona geçenlerde YouTube yayınında dedim ki hocam Sayın Başkan hata yapıyorsunuz.
burası Beşiktaş. Biz 1968'den beri Beşiktaş'ın içindeyiz, biliriz. Siz saygı duyuluyor, tamam, çok emek veriyorsunuz, kabul ediyorum. Ama siz bir konsensüs oluşturun. Ya Beşiktaş'ın akil insanlarını toplayın ve onlarla bu federasyonun üstüne gidin, aracı koyun. Yani bir diyalog yolunu bulun. Ben bildiğim gibi yapacağım dediğinizde böyle cezalar yukarıdan aşağı sırayla geliyor. Ahmet Nur Çebi'nin bildiğiyle Beşiktaş'ın tarihsel derinliği farklı. Farklı tabii. Şimdi Ahmet Nur Çebi çünkü Beşiktaşlı değil, daha oluyor. O sonradan olma bir Beşiktaş. Orada büyük bir problem var. Yani şu, hocam çok tehlikeli Beşiktaş. Kısa kısa gidiyoruz. Vaktimiz değerli reji bizi devamlı böyle tatlı tatlı taciz ediyor. Şey yapalım. Trabzon virajı. Zor bir deplasman. Evet. Geliyorsunuz ayın 17'sinde. Akşam 20'de oynuyorsunuz deplasmanda. Gelip Bruges deplasmanına gidiyorsunuz. Bu iki deplasmanda eğer istemez tabii kimse kaybetsin. Niye kaybetsin? Canım iyi oynayan kazansın. Şapkaya ters rüzgarı vurup da şapkayı ters döndürme şansı var mı? Var. Hazır mı olacaksın? Olacaksın. Yani bayağı bir Beşiktaş'ı da bir böyle şeyli bir durum gösteriyor. İnşallah önümüzdeki hafta konuştuğumuzda yanılırız. Trabzon iyi oynarsa o kazanır. Beşiktaş iyi oynarsa Beşiktaş kazanır. Yani Beşiktaş'ın avantajları şu anda Trabzon'a göre daha fazla. Ama Trabzon takviye yaptı hocam. Takviye yaptı ama tabii onun uyum süreci var. Uyum süreci var, evet. Bu arada hocam unuttuğumuz bir şey oldu. Tabii Fas'ta büyük bir deprem oldu. Evet, evet. Biz damdan düşen halinden anlar. Çok kayıpları var. O da Ronaldo da Fas'taki otelini şeylere açmış. Nedir ismi? Depremzedelere açmış hocam. Bu arada hanımefendileri çok mutlu edecek bir konu. Luis Rubiales, İspanyol Federasyon Başkanı nihayetinde istifa etti. Utandı. Bir de onunla ilgili çok büyük bir kampanya başladı. Hem kampanya başladı hem de FIFA ve UEFA ona ceza verdi. Hanımefendiler açlık grevine girmişlerdi. Açlık grevinde herhalde bırakacaklardır yakında. Bu arada Dusan Tadic 100. kere Sırp milli takımına gitti ve Türkiye'ye Gaziantep'e de renkli bir adam tekrar geri geldi. Şimdika. Ya artık var ya, yapma ya. Yapma, bu kadar olmaz. Ya bedava gelse alma ya. Kusura bakma. Ya ver oradan bir genç. Bak ne güzeldi, gençle başladın, olmadı tamam. Ama yapma şu Şimudika ya. Ya kusura bakma. Bak ben şeyde değilim hocam. Şimdi dün bir yerdeydim. Bir arkadaşlarla bir yayındaydık. Herhalde parası kaldı geldi diyorlar. Arap çöllerinde gezdi geldi. Buyurun hocam, şu söyle kapatalım Şimudika'yla. Bir şey söyleyecek bir şey yok ya. Türkiye'deki komik futbol oyunu komik değil mi hocam? Bunları çok rahat kaldırabiliyor, hazmedebiliyor. Bir de tabii bu arada şey oldu. Bir depremle ilgili 1900 kaçtı? Kaç yılının takımıydı o ya? 2008 Euro'da karşılaştığımız İsviçre ile İsviçre'de bir hazırlık o dönemin topçuları bir maç yaptılar. 2-2 berabere kaldılar. Oradaki hasılatı deprem bölgesinin altyapısını harcamak üzere çok anlamlı bir etkinlikti o da. Maçın geliri komple oraya gidecek. Semih Şentürk bir gol atıyor. 2-2 berabere kalıyorlar. Bir golü de kim atıyor biliyor musun? Volkan Demirel. Santrfor oynuyor hocam. Evet, evet. Gördüm. Fatih Hoca'nın kontrolünde oynuyorlar. İsviçre'nin başında da Kubilay Türk Yılmaz Hoca çıkıyor. Çünkü o zamanki hoca vefat etmiş. O da ışıklar içinde uyusun. Gündemimizi tamamladık. Evet. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir gün spor programının daha sonuna geldik. İyi haftalar diliyoruz.